Hepinize selamlar, merhabalar. Gran Turismo 7 ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi elimde Porsche var ama Porsche ile bugün bir yarışımız olmayacak. Bir araç hazırlama üzerine video olacak. Yani bir tane yapmam gereken yarış vardı daha öncesinden. 630'luk tavsiye edilen bir araçla girmem gerekiyordu. O aracı yaratıp o yarışı kazanmaya çalışacağım. Kısacası mantık o. İstenilen 630 değil 730'muş. Grup 3 kategorisine bir araç almamız gerekiyor ve tabii ki de yarış otomobili olması gerekiyormuş. Lastikler de yumuşak, sert, yumuşak, orta, yumuşak, yumuşak. Ondan sonra bunlar da sanırsam intermediate. Yani yağmura karşı bu da bayağı wet olması lazım bildiğim kadarıyla. Bu lastikler tercih ediliyormuş. Güzel, konforttan değil de yarış lastiklerine geçebiliyoruz. 50.000 kredi diyor. Burada da aşağı yukarı bizim karşımıza gelecek olan insanların araçlarını görebiliyoruz. R8 var Audi'de. Aston Martin'de DB R9 var. Bu 4C. Ondan sonra V12 Vantage varmış yine. Bakalım biz ne alacağız. Grup 3'ten bir araba almamız gerekiyor. Ve tavsiye edilen mi? Ha, 730 ve daha az olacakmış. Gidelim. Jaguar'a bakalım. Grup 3'te bir şeyler var galiba. O grup 3 mü? 450.000. 727 diyor. Aşağı yukarı hepsi grup 3'te okey mi yani? Lastik ne acaba üzerinde? Onu görebilsem keşke. 450.000. 1250 kilo. Çok önemli. 500-600 beygir. 679'da Nm torku var. Bu da 450.000. Fiyatlar hemen hemen aynı herhalde. 560 beygire karşı burada 600 beygirlik bir makine var ve torku da bir tık daha fazla ama en önemli unsur neredeyse 100 kilo daha hafif olması. McLaren kanadında 650S var. 3800cc diyor. Middle rear olarak gözüküyor. Motor ortada. Çekişte arkada. Güzel. Bu detayı bilmemiz de iyi. 550 beygir ve 560'da torku var. 1240 yani diğer araca göre 10 kilo daha hafif ve turboluymuş. Volkswagen'e geldim. Burada bir tane Vision aracı var. 560 beygir, 665 torku var. 1260 turbolu ama cc'si belli değil. Bir de böyle bir Beetle var. Modifiye edilmiş. 742 tabi geçiyor bu 713 iken. Bunun da cc'si belli değil. Bu motor önde. Tabi çekiş arkada 600 beygir. Neredeyse 600'de torku var. 1200 kilo civarında bir ağırlığa sahipmiş. 6.2 litre. Bunun belirsizmiş. 735-740. İkisi de 730'luk o barajı geçiyor. Yani bir şeylerden kırpmak zorundayız. Doğal demişti ikisi de. Beygirlerde, torklarda gayet dolu düzeyde. BMW'de grup 3'te bayağı kalabalık. 4 tane araç var baksanıza. Z4 var, M6 var, başka bir M6 ve M3 var. Aralardaki fark hepsi doğal demişti mi? Yok. Z4 ve M3 doğal demişti. M6'lar turbolu. Beygirlerine bakılırsa 600 beygir ve torkları en iyi torka sahip olarak gözüküyor. Şu an 750 tork var. Fiyatları aynı. 732. İkisi de 730'luk barajı geçiyor. Ağırlıkları da aynı. Yani hiçbir fark yok. Tamamen tasarımsal fark var galiba. Biri Endurance model 16. Biri de Sprint model 16. Yani aynı aracın farklı tasarımsal hali gibi gözüküyor. Audi'ye geldiğimizde iki araç var. Biri de inanılmaz pahalı. 800 bin dolar kredi ya da. 450 bin bayağı bir üstüne çıkıyorsun. Neredeyse iki kat para ödüyorsun. Buna değip değmeyeceğini de kestiremiyorsun tabi. 5200cc, 600 beygirin altında, torku da 600'ün altında. Yani çok güçlü bir makine ama ağırlık olarak birazcık daha hafif diğerlerine göre. Ama biz 1250'de ağırlıkları da gördük yani. Bundan daha güçlü olup da daha şey olmasını. Artı üstüne bir de doğal demişti. Doğal demişti birazcık daha dezavantaj olacak gibi duruyor açıkçası. İki araç da öyleymiş ama neden bu kadar pahalı olduğunu anlayamadım. Efsane olduğu için mi bilmiyorum. Belki ondandır. Evet dostlar, ben hepsini bir gözden geçirdim. Hepsini listeledim. Toplam aşağı yukarı 15 tane falan araç vardı. Bunları 3'e kadar indirdim. 3'ü de burada açıkçası. 4. seçenek olsaydı kesinlikle şeyi alırdım diye düşünüyorum. McLaren'da 650S vardı. O da fena değildi ama en sona kalan final üçlü de 3. araç şu olarak gözüküyor. Şu aracımız. Kendisi 600 beygir ve 619 Nm torka sahip. 1280 kilo ağırlıkta ve turbo motoru sahip. 450 bin fiyatlar zaten sabit. Bunu gözünüzde kestirin. 600'e 619. Ondan sonraki araç Nissan GT-R. 600 beygir, 686 tork var. Bunun cc'si de belli. 3800. Ağırlığı 1300 kilo. Öbürüne göre ağırlık farkı 20 kilo ağır diğer araca göre. Ama tabii ki de tork olarak da epey bir üstünde. Yaklaşık 70 küsür tork daha fazla kendisinde. Bir de bir numaralı seçeneğimiz
Toyota'dan çıktı. Toyota'nın iki türlü Supra'sı var. Biri Supra GT miydi? Öyle bir şey galiba. Yani şu araç race car dediğimiz 19 kasa 400 beygir 587 Nm tork. Pardon, Vision olan. Bu grup 4. Burası 552'ye. Diğer güçlü olan versiyonu da şurada. Yani konsept aracı olarak geçiyor. 600 beygir 697 Nm torka sahip ve aralarındaki en hafif araç da bu. 1243 kilo. CC'si belli değil. Yine motor tabii ki de önde. Arkadan itiş bütün araçlarda. Şunu alasım var. Şu an benim gözümde kazanan bu araç. Ama şundan korkuyorum. Burada yazıyor ya işte race car diye. Race car ibaresi olmadığı zaman acaba almazlar mı? Denemek istiyorum ama ne olur ne olmaz yine de alayım diyorum. Benim son tercihim bundan yana. Bildiğim bir araç zaten. Tasarımsal farklılıklar. Ha, tasarımsal okey. Tamam, çizgilerle alakalı. Ben bunu tercih edeyim abicim. Teşekkür ediyorum. Alıyorum. Zaten bu boya o boya. İnşallah yarışa girebilirim. Arkada Racing Gazu muydu? Gazio muydu? Gazu. Gazo Racing. Aynen. Okey. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Umarım yarışlar kazanabilirim. 20. seviye oldum. Evet, bu araca sahip olduk. Ve binmek istiyoruz. 680 için param kaldı. Artık şu yarışları ilerletim artık. Yarışmak istiyorum ya. Heyecanlandım bak şu anda yeni araçla beraber. Ha, yarış sert duruyormuş. Tamam, yarış sert spor yumuşaktan çok daha değerli. Ama tabii ki de yumuşak olsaydı daha iyi olacaktı. Her şeye uyuyoruz. Lastik değişim var gibi gösteriyor. Tur sayısı 5 diyor ama lastik değişimi yoktur be. Başlangıç süresi şeyi yarış 10. mu başlıyorum? Neden öyle bilmiyorum. En iddialı araçta falan girmiş olmamız gerekiyor şu anda. Kağıt üzerinde en azından. Let's go! Eğlence başlasın o zaman. 5 turluk bir yarış. Geri kalmamam gerekiyor. Düzlükte muhtemelen yetişeceğim ama kimin düzlük hızı daha iyi olduğunu şu an kestiremiyorum da. Sadece bilgilerime dayanaraktan belki benim düzlük hızım iyi olabilir diye varsayıyorum. Oo, çok hızlı geçtim. Yeniden başlattım dostlar yarışı. Ve şu anda baksanıza en hızlı 2.01 kamerayı da biraz aşağı çektim onu görün diye. Ben 2.07 atıyorum. Yani epey bir fark var birinciyle aramda. Bu beni korkutuyor aynı anda. Ama genelde hep öyle oluyor. Birincinin önü açık olduğu için avantajlı gitme durumu oluyor. Biz de arkalardan böyle yetişmeye çalışıyoruz ama olacak bu iş yani. Yeter ki spin atmayayım. Sürekli spin atıyorum. Belli yerlerde fazla vites düşürünce bazen yapay zeka çarpıyor. Yapay zeka da çetin. Az önce misal 58'de geldim buraya. Şimdi 56'da geldim. Şimdi neredeyse 2 saniye kapattık. Öndeki süreye yetişmem lazım. Virajda hala kötüyüm. Gördüğünüz gibi vakit kaybettim. Hem de bir saniye civarında. Düzlüğüm 252 kilometre falan sanıyorum. 55 de varmış. Rüzgar alsam Allah'ım yine kaçırdım yapma. Rüzgar alsam çok daha iyi olacak da. 270'lere kadar çıkabilir herhalde önümde araç olsa. Şimdi lider kaç yapacak? En iyi süre değişmedi galiba. Aynen değişmedi. Ben yaklaştım 1,5 saniye kadar.
geniş. Şu körpüler kullanmam lazım benim. Süreye çok bakmayacağım. Süre kafamı karıştırıyor benim. Yarışa odaklanayım. Dive bomb sayılmaz. Gayet temiz girdim yani. Adam biraz dışarı atmış olabilir ama olsun. Dışarıda kalmasaymış, ben alanımı savundum. Yakın durmam lazım. Şu Supra'yı alayım. Rüzgar istiyorum artık. Yine uzak kaldım ya. Şu son virajını bağlayamıyorum. Ve arkadan Audi bastırıyor. Sola doğru çıktım ama. Tamam. Rüzgar şu an aldık düzlükte. 2.05 harika. 2 saniye kaldı şu anda ve 2 turum var. İçeriyi de açmadı namussuz. Biraz zorlama girdim. Ah be, kapatıyor bu da içeri. Normalde dışarıda kalırlar orada da. İnanılmaz. Lan dur dışarı çıkmayayım. Tamam, arkamdasın artık sen ben. Ah, üçüncüyüm. 1 ve 2'yi görüyoruz. Biraz kirlimsi bir yarış oldu ama sonuçlarına memnunum en azından. Çok kesiyorum ya. Ufak bilmem lazım okuyorum. BMW GT3 birinci kim peki? Lexus. Bu arada Lexus söylemedim size. O da şeyin dışında kalıyordu. 731 mi 32 miydi, öyle bir şeydi. Gözüm. Araç her an yanlayacak korkusu var içimde. Lastikler aşınacak, yol tutuşum gidecek diye. Önümde referans olunca... Aaa, yine bu virajı dönemedim. 2 saniye fark. Artık bunlara yetiştim mi, öndekine de yetişeyim. BMW'ye yetişip onu geçtim. Öndekiyle arasında mesafe farkı az zaten. Neredeyse 260'lar zorladık ama. Harika döndüm. Hayır. Hayır. Yapma. Güzelim be. Ah be güzelim. Neden böyle yaptın ki sen? Harika gidiyorduk ya. Lan Supra peşin bırak. Şu an daha iyi süreler attım ama Supra peşin bırakmıyor ya. Şu virajda çok hata yapıyorlar derken ben de hata yapmak üzereydim. Bu ne ya? Aracı şey yapamadım. Lexus'muş. Ha. Bir an şey mi acaba dedim. Genesis mi dedim. Hayır. Onu yapma. Ulan Supra yine girdi rüzgarıma ya. Bırak kardeşim beni. Son iki tur zaten şurada. Geç dışarı. Dışarıda kal. Terbiyesiz. İçeriye kafasını sokuyor, saldırıyor. Lexus'cum ben senin peşinde takılayım, son turda geçerim, tamam? Bir tur daha takılayım. Güneş de batmaya başladı artık. Hava kararıyor. Son tur acaba ışıkları açacak mıyız? Lan bu ne ya? Öndeki sen misin o 1.05
2-0-1 atan ya. Nasıl sürüyor öyle? İlk turda hep gözünüz korkutuyor yapay zeka. Bir güzel süre atıyor diyorsunuz ki oha anasını satayım. Ben bu süreyi nasıl yetişeceğim? Aslında yani normal düz ortadakiler gibi sürüyor öndeki de. Yaklaştığımızda en azından. Neyse Supra ile arama açmaya başladım. İkiz kardeşi peşin bıraksın. Düzlükte inanılmaz hızlanıyor çünkü. Lan ya yapma. Şu yeşillikler var ya sağdaki, turkuazın üstündeki. Ölüm döşeği. Başka bir şey değil yani. Ölüm döşeği. Oraya bir lastiğinizi kaptırdığınız zaman bitiyor iş. Bak yine başladı. Yine baskı başladı arkada. Artık dayanamadım kardeşim. Zaten lan zaten son tura giriyoruz ya. Niye itiyorsun lan? Abi öyle bir itti ki ben nasıl dezavantajlı duruma düştüysem Supra da yetişti, bu da geçti. Son tur. Allah'ım lütfen. Bu 50.000 krediye ihtiyacım var. Araba aldım. Araban kredisini kapatmam lazım. Çabuk. Geçmek için belirli fırsatlarım olacak. O yüzden hiç acelem yok. Heyecan yapmıyorum yani. Sektör aldım şu anda kendi sürem olarak. Düzlük de çok hızlı ya. Gazı açtığı zaman inanılmaz gidiyor aracı. Burada içeriye mi dalsaydım acaba demedim değil. Çarparak da bir tık öne götürdüm onu. Clean Race de gitti. Yanlama. Lexus sal beni. Viraj kritik. Bir yeşile kaptırma kendini. Tek istediğim o. Acelesi yok. Supra ikinciliğe oynuyor. Supra bas. Bas Supra. Supra kardeşliği yapalım. Allah geçti lan düzlükte geçiyor. Vallahi geçti. Bizim kendi yarışmalıklanıyor. Allah'ım yeşiller. Supra ikinci. Şurada tam gaz açtınız mı yanlıyor. Yes. Sonunda be. Ne uğraştırdı abi bir yapay zekası. Bir benim kazalarım. 2-0-1 en hızlı tur atmış. Kim o? Ha super şeyli adam. Okey Lexus'lu adam. Daha farklı birim attı acaba dedim de o atmış. Birinci oydu. Oh, clean race yapsaydık 75.000 dolar alacaktık muhtemelen de. Ama keyifli ve bir o kadar da zordu benim açımdan. Yani ısındıkça piste, arabaya alıştıkça tabii ki de yani tekte atabilirim ama alışmadıkça zor oluyor maalesef. Neyse dostlar o zaman bu bölüm burada sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çok keyif aldığım bir bölüm oldu. Buna benzer farklı yarışlar ve tabii ki de farklı araba modifiyeleri için like'a abone olmayı unutmayın. Daha fazlası tabii ki de gelecektir o yüzden. Lütfen beğenilerinizle seriyi destekleyin. Kendinize iyi bakın. Kanala da abone olun. Hoşçakalın.